Herkese merhaba arkadaşlar. Zaman makinesiyle ilgili bir görüşmemiz var dedik. Görüşme sonuçlandı. Maalesef olumsuz. Şöyle olumsuz. Yani senaryoya müdahale etmek istediler. Ben izin vermedim çünkü o benim kırmızı çizgim. Senaryoya müdahale edilmesini istemiyorum. Onun haricinde ücretli bir platforma geçmek istediler. Ona da karşı çıktık çünkü daha yeniyiz. Çok yeniyiz hem de. Direkt ücretli bir platforma geçersek yani ne bileyim hoş olmaz diye düşündük. Çünkü YouTube'da başladık biz bu işe. Kendi çabamızla başladık. Aynen yani hemen direkt ücretli bir platforma geçmesi yani hoş olmaz diye düşündük. Artı bizden 30 bölümlük senaryo istediler. Yani 30 bölümlük senaryoyu yaz dediler. Getir önümüze kat. Eğer beğenirsek çekeriz dediler. Ben 30 bölümlük senaryoyu nerede yazayım? Biz her hafta 2 gün önceden yazıyoruz. Bölümün senaryosunu bile zor yazıyoruz. Öyle söyleyeyim. Çünkü elimizde bir senaryo yok. Daha önceden planlanmamış yani bu zaman makinesi. Haftalık yazıp haftalık çekiyorduk. Yani ücretli bir platforma geçmeyeceğiz. Daha kaliteli de olmayacak zaman makinesi. Ama elimizden geldiğince kaliteyi arttırmaya çalışacağız. Biz YouTube'da zaman makinesine devam edeceğiz ama şöyle devam edeceğiz. Zaman makinesini her hafta salı günü saat 8'e ayarlamıştık ama bir türlü 8'de paylaşamıyorduk çünkü vaktimiz olmuyordu, yetiştiremiyorduk. Ekipte çalışan arkadaşlar da vardı. Yetiştiremiyorduk. 11 oluyordu, 12 oluyordu, 1 oluyordu, 2 oluyordu. Yetiştiremediğimiz için geç saatlerde paylaşıyorduk. Biz de şöyle bir karar aldık. Zaman makinesi yani günü belli olmayacak. Saati belli olmayacak ama zaman makinesi çekmeye devam edeceğiz. Ya, kendi imkanlarımızla, kendi çabamızla gene. Aynen. Yani her hafta salı gününe ayarlarsak sıkıntı yaşıyoruz. Yani belli bir gün verirsek sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü ekipteki herkes gerçekten çalışıyor. Çalıştığı için yetiştirme sorunumuz oluyor. Bir de günler kısaldı. Arkadaşlar saat 5 gibi çıkıyor. Şu an saat 6'ya geliyor. 15-20 dakika sonra hava kararır. Yani yetiştiremiyoruz. Bir saatte çekim yapamıyoruz yani. Zor oluyor. O yüzden parça parça farklı günlerde çekip daha güzel bir şey çıkarmayı düşünüyoruz. Yani bizim cimri gibi yalan makinesi, kem gözlü gibi yani hiç beklemediğiniz anlarda karşınızda olacak. Her hafta salı günü ayarladığımız zaman yani senaryo olmadığı için kötü bölümler de oluyor diye. Doğaçlama çıkıyor bu sefer mecburiyetten. Kötü bölümler de oluyor. Olmuyor. Çünkü söz veriyor salı günü yayınlayacağız diye. Kötü bölümler de oluyor, kötü sahneler de oluyor. Acele oluyor, hızlı oluyor. Şöyle bir şey de var. İnsanlar zaman makinesini sevme nedeni 2008 yılıydı. Yani diyor 2008 yılı olsun, ben diyor sizi internet kafede göreyim, GTA oynayın, Counter oynayın, dışarıda top oynayın. İşte ne bileyim 2007'yi bana anlatın, 2007-2008 müzikleri olsun sürekli diyor. İşte dizi olduğu için de sürekli 2008'de kalamıyorum, devamlılığı olması lazım. Ama 2008'e tekrar geri döneceğiz. Dediğim gibi günü ve saati belli değil ama zaman makinesini paylaşmaya devam edeceğiz. Açıklamamız bu kadardı. Yarın çok güzel bir skeçte tekrar karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Ya biz daha makinesi projesine vazgeçtik. Biz kimseye bağlı olmak istemiyoruz ekip olarak. Yani biz bir senaryoyu geldik. Ben yazacağım. Başkaları da bura olmadı. Şöyle aynen yapsak daha iyi olur. Burayı değiştirerek sıkıntı olurdu. Bir de ücretli bir platforma geçsek insanlar izlemek için bir ücret ödeyecekti. Tabii bunların hepsi bizim işimize gelirdi. Şöyle düşündük. Yani insanlar bekliyor, uzun zamandır bekliyor. İnsanlara arkadaşlar ücretli bir platformda burada izlesek bence hoş olmazdı çünkü aynen daha yeniyiz, çok yeniyiz. Önümüzde daha uzun bir süre var Allah'ın izniyle. Benim için pek uzun bir süre yok, yaşım 30'a geliyor ama daha iyi bir projeyle, profesyonel bir ekiple bir işbirliği de yapabiliriz. O da. Yani illa zaman makinesi olmak zorunda değil. Anlatacaklarımız bu kadar. İnşallah kendimizi anlatabilmiştir, anlatabilmişizdir. Dediğim gibi zaman makinesinin saati ve günü belli değil ama elimizden geldiğince çok iyi bölümlerle karşınızda olacağız. Bu kadar anlatacaklarımız. Ya sadece zaman makinesi diyebilirim. Çok serilerimiz var, videolar, skeç olarak. Biz daha çok ona yoğunlaşacağız. Öyle devam edeceğiz daha çok. Yani zaman makinesine belki ara vermiyoruz. Ayda, belki ayda bir kere, belki 15 günde bir, 2 haftada bir, haftada bir. Bir bakmışsınız senaryo iyi olmuş. 3 günde, 2 günde bir. Çünkü zaman makinesini isteyen arkadaşlarımız var. Onlar için bu açıklamayı yapıyoruz. Yoksa skeçlerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hatta bu açıklamayı yapmayıp skeç de çekebilirdik. Bir 13 saat, 14 saat önce bir skeç attık. Yani arka arkaya 10 saatte bir skeç atmak istemedik. Biraz bekleyip dedik. Yarın Allah'ın izniyle bir skeçle karşınızda olacağız. Diyeceklerimiz bu kadar. Herkese selam. Bir de buraya kadar gelen arkadaşlarımız varsa kanalımıza abone olarak bize destek olabilirler. Çünkü uzun bir zamandır takipçimiz yok, yükselmiyor. Ya kısacası emeğimizin karşılığı olarak kanalımıza abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.